Çorum'da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Özgen koltuk altında şişlik meydana gelince ailesi tarafından Mart ayında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tetkiklerde deri kanserine yakalandığı belirlenen Özgen'in hemen tedavisine başlandı. Deri kanseri olması nedeniyle güneşe çıkması yasak olan çocuğun sağlık durumu Ramazan bayramında güneşte kaldığı için kötüleşti. Yoğun bakıma alınan ve uyutulan Özgen'e her gün verilmesi gereken trombositin bulunması için yardıma ihtiyacı olanlara, Çocuklar Üşümesin adıyla sosyal medyadan kan bağışı toplayan grup tarafından kampanya başlatıldı. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışlar sayesinde sağlanan trombosit, Ahmet Özgen'in hayata tutunmasını sağladı. Yoğun bakımdan çıkartılan ve normal servise alınan Özgen henüz kalkıp konuşamasa da söylenenleri anlayabiliyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Özgen'e moral olması için ailesi hastanedeki yatağında kullanılan çarşaf ve yastığı da sarı kırmızı takımın renklerinden seçti. Anne Emine Keleş oğlunun sırtından 2,5 yıl kadar önce alınan benin kötü huylu olduğunu yeni öğrendiklerini söyledi. Keleşoğlu'nun yoğun bakımda çok ağırlaştığını belirterek doktor bize çocuğunuzla vedalaşın dedi diye konuştu. Doktorlarımızın oğlunuzla vedalaşın çıkın demesi üzerine biz oğlumuzla vedalaştık çıktık ve durumu çok ağırdı. Yani kısacası umudumuz kesilmişti yani hani Allah'ın bileceği iş dedik ama hani doktorlarımız falan çok mutlu değillerdi ama oğlumun direnci sayesinde, güçlüğü sayesinde ve kan vericilerimizin, doktorlarımızın sayesinde çok şükür servisimize indik. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ayhan Dağdemir ise Ahmet Özgen'in koltuk altında şişme şikayetiyle kendilerine getirildiğini, yapılan muayene sonucunda deri kanserinin vücudunun çeşitli yerlerine yayıldığını belirlediklerini söyledi.